3-4 aydır kahveler sıfıra çıktı kapanıyor. Eve ekmek götüremiyor. Oyun kimse gelmiyor kahveye. Gelen gidiyor oturmuyor kimse. Oyun olmadan kahveler kapandı. Bittik biz ya sıfır olduk biz. Kahvanelerde gereken hijyen tedbirlerin ve Covid-19 önlemleri alınmak kaydıyla oyunların serbest bırakılmasını istedik. Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgının bulaş riskini önlemek adına sosyal aktivitelerin ve toplu oturulan alanların çoğu kapatılmıştı. Normalleşme süreciyle birlikte tekrar açılan alanlardan birisi de emeklinin en çok uğrak yeri olan kıraathanelerdi. Kıraathaneler açıldı ancak oyunların yasaklanması dolayısıyla esnaf mağdur olduğunu dile getirdi. Hiç kimse gelmiyor ya 4-5 kişi geliyor o da gidiyor. Oyun, oyun olmadan kimse gelmedi abi olmaz burada. Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Ahmet Tural 20 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında esnaf ve sanatkardan gelen talepleri Teskomp Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e ilettiklerini, bunun üzerine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a talepleri içeren mektupların gönderildiğini söyledi. Bizler de esnaf ve sanatkarlarımızdan gelen talepleri Tesk Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken'de Video konferans üzerinden yapılan toplantılarda aktardık. Gelen talepler doğrultusunda TESK Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken Başkanlığında ülke genelinde 82 birlik ve 13 federasyon başkanıyla telekonferans üzerinden yapılan görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanımıza esnaf ve sanatkarımızın taleplerini içeren mektuplar gönderildi. Kahvanelerde gereken hijyen tedbirlerin ve COVID-19 önlemleri alınmak kaydıyla oyunların serbest bırakılmasını istedik. Isparta'da 48 yıllık esnaflık yapan Mahmut Doğan, oyunların geri oynandığı günleri beklediğini söyledi. Doğan, kira ödeyemediklerini yakında kapatıp gideceklerini ifade etti. Biz onu bekliyoruz zaten, yoksa bizi kapatıp gideceğiz ya. Zaten yarısı kapandık ama yarısı bizden kapatıp gideceğiz biz. Kira ödeyemiyor, bilmem ne diyor, adam kirasını istiyor. Gelen yok, gelen yok, günde 3-5 kişi geliyor abi. Aa, oyunlar gelmeden olmaz bu iş abi, olmaz. Konkentler olmadan kimse gelmez kalıyor. Kahvehane müşterisi Mehmet Çetin Türk ise emekli olduktan sonra kahvelerde sohbet, muhabbet ile zaman geçirdiklerini söyledi. Çetin Türk oyun olmadığı için samimi arkadaşlarıyla ayrı kaldıklarını ifade etti. Kahveye geliyoruz boş. Bütün samimi biz emekliyiz. Emekli olunca elimiz boş, başka bir şeyimiz yok. Bu kahvede sohbet, muhabbet, oyun oynayız, vakit geçiriyoruz. Ama bütün arkadaşlarımız gayip gelmiyorlar bu frizden dolayı. Kavidi boş. Bu adamı da yazık. Vergi veriyor, kira veriyor. Biz de samimi arkadaşlarımızdan ayrıyız. Oyun olmadığı için.